Hepinize merhaba arkadaşlar. Ergün Turgan K9 kanalımıza hoş geldiniz. Allah kahretsin. Öyle girilirim o Recep İvedik gibi giriyor. Evet. Kızlar geldiler. Cazu'yu götürmeye geldiler. Ama kaçırmaya geldi. Bize vermiyor Ergün abi. Kaçırmaya geldiler ama alamadılar köpeği. Var dedim yakalamışken boya moya yapılıyor. Biz de orada ameleyle Marabanın dramı. Marabanın dramını çekecektik tam. Hadi dedik beraber çekelim. Hı-hı. Artık siz konuşun hadi anlatın. Evet. Evet arkadaşlar, Seda'yla Cazu'yu almaya geldik ama Ergün abi bizi beğenmedi. Cazu'ya bakamayacağımızı düşünüyor. Henüz neden yeterli bilmiyorum. Değilmişiz. Güya bakamayacakmışız. Kendimizi yüzden kanıtlamaya çalışıyoruz. O yüzden evet. En ufak tefek işlerden başladık evet, ve boya yapacağız. Marabanın dramı 3 çekiliyordu. Mansur abi orada çalışıyor yazık. Adam üzerinden prim kasıyor Ergün abi biliyorsunuz. Bizim üzerimizden de prim kasacak sanırım. İki şimdi limonata koyuyor bardaklara, evet. Çalıştırıyor. Hem prim YouTube'dan. Evet. Yani şimdi bakalım neler olacak. Şimdi bak boyayla, bunların arasını biz böyle boyadık ya. Evet. Şimdi buraya gelin. O kartuşlar nerede? Bende. Hayır o değil. Allah. Böyle bir koyalım buraya. Şimdi duvarda tükürler var ya. Heh. Önce bir tükürleri alacağız. Tamam. Gel kız. Chest'te yatıyor orada. Cazu nerede Cazu? Cazu! Cazu'yu alamayacaksın. Cazu'yu kaçıracağım. Bavulu getireceğim. Cazu! Tuna'nın kutusunu kullanalım. Onu da kaçıralım Cazu'yu. Cazu Mansur abinin köpeği. Cazu abi senin de değil. Hayır. Cazu gel. Cazu benim Mansur köpeğim abi olacak. Benim marabiye ilan etti. Artık Cazu benim. Ben marabiyeyim. Dur ben de mikrofonu yapayım. Size yakın durayım ses. Köpeği götürecekler ama daha vakitleri var. Kendisi katlamaya çalışıyor. Ama şey yok ya. Hani evleri yok daha yani. Biz götürelim bakarız diyorlar. Olabilir. Ya ama şimdi ev çok gerekli değil. Biz sokakta da yaşarız Cazu'yla. Bir de paşa var. Paşayla. Bak şimdi. Ağzınıza gözünüze kaçırma. Ağzını tamam. Açmayacaksın. Ağzının içine kaçıyor. Tamam bak. Önce bu fütürleri tamam boyamadan önce bu şekilde selde. Bak. Bunu alacaksın. Leş gibi olacaksınız tabii. Toza tamam. Bakacaksın. Tamam. Cazu için her şeyi yaparız. Evet. Cazu için her şeyi yaparız. Abi vereceğin bir köpek bizi uğraştırıyorsun. Tabii hadi. Sen yap hadi. Evet başla. Biskovata tamam, reklamı bak. Böyle yap. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Gözüne kaçıyor. Prenses prenses yapma da biraz daha maraba gibi yap. Ben de poz vereyim. Mansur abi sen bana boyayı göster, o da onu yapsın. Hadi bakalım. Bak 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 Allah aşkına telle yapışa bak. Eline de yakışmaz. Ben de döneyim mi? Tut bak. Bakalım. İzleyin şimdi. Bak. Hadi göster. Böyle mi? Daha sert. Güzel. Bir elini şöyle falan yap. Böyle daha sert olur. Yumruk yap yumruk. Sıralan bile ha. Şimdi o yaptığınız yerden bir başlayalım mı? Tamam. Yukarıdan aşağıya başlayacaksın ya, şurası kaldı mesela. Hı. Bak. Tamam. Abi bir çıkın bakalım bir elini alın. Evet. Sen de çekil bakalım bir alın. Düz güle. Diğer adı neydi? Şey, Mansur abinin dediği. Mahmut Ali abi. Bir şey var. Evet. Tamam ben devam ediyorum buna. Sen ver kızlara boyayı. Tamam. Biz bak buradan yapıp gideceğiz ve bu kızlara boyaya geldik. Öpekini de mi bulsam? Ben bununla ilgileniyorum. Abi.
Arkadaşlar buraya gelmeyi düşünüyorsanız bunlara katlanacaksınız. Bununla mı yapacağız? Bir maraba olmayı göze alacaksınız. Maraba ne demek onu da bilmiyorum bu arada. Maraba şey söylemedim. Ya bilsem söylemezdim. Böyle. Ben buradan mı devam edeceğim? Benim yaptığım yerden boyayacağım. Dur bekle bitireyim. Pis işler pis. Cazu için. Ben bununla kadar oturamam. Tamam. Şöyle yapalım. Seda şimdi burayı boyayacağım. Böyle tutarsan daha sağlıklı tutabilirsin. Seda o kadar batırmayacaksın. Usta. Arkadaşlar görüyorsunuz halimizi. Biz 9.50'de tercümanlık okuyan insanlarız. Hale bak. Ergin abi yüzünden neler yapıyoruz. Şeyin dışına çıkmayacağım ha. Şuraya kadar mı bayıl? Evet Tuna Hanım biraz da sen anlat neler yapıyorsun. Tamam. Ben şeymişim de Mansur abiye özeniyorum sürekli. Onun yaptıklarını yapmak istiyorum. Al al. Mansur abi seni idolüm olarak görüyorum. Ya benim yiyen de öyle dedi başıma böyle oldum. Yani. Niye abi? Niye? Sen benim idolümsün amca, idolümsün amca. Abi idolsün ama idol olarak kabul edebilecek bir insansın. Size şey getireyim. Teşekkür ederim. Şimdi gösterdiği şekilde deniyorum. Yap bakalım. Hadi. Akmasın altı. Aktırma sakın. Ay çok stresli. Diyorsan bunu yap ben onu yapayım. Bunları beceremezsen cazıya bakamazsın. Bırakma. Hiç korkarak değil. Çok ses yapıyor mudur? Korkma. Ben de korkarak alışmıyor. Şey sertti. Seda, hayat nasıl gidiyor? Yeni köpeğinle inşallah olacak köpeğinle. Neler yapmayı düşünüyorsun? Köpeği bir alalım da Ergün abi eğer bizi köpek almaya layık görürse bu işlerden sonra. Peki benim ona bakabileceğimi düşünüyor musun? Ona teyzelik yapabileceğimi düşünüyor musun? Aslında olay şöyle. Köpeği hani sahiplenen kişi benim. Ama Ece de onun bir o kadar da teyzesi sahibi sayılır. Olacağım çünkü için. Aynı evde yaşayacaklar. İlk köpek bakma deneyimle birlikte deneyimleyeceğiz bunu. Bir de kedimiz olacak Paşa, o da engelli bir kedi. Umarım alışır kedilere. Eğer evde aynı evde kedi ve köpek bakan kişiler varsa yorumlara yazarsanız bize tavsiyeler verirseniz alıştırma sürecinde çok iyi olur bizim için. Keyifli bir süreç olacak. Mantıklı oluyor mu? Olmaz mı? Yaparsınız olmaz mı? Yanınıza sağlık. Teşekkürler. Askerde her şey kapak için, şey bakan için. Mansur abi sen asker miydin? Abi. Nerede görev yaptın abi? Normal asker. Normal asker nasıl oluyor? Farklı asker nasıl oluyor? Asker komutan. Yok. Görevler. Patates soyduruyorlar mı abi? Bitti mi? Bir yandan da Ece yapsın o zaman. He, ben boyayayım. Onu da şöyle yapacaksın sen arkadan. Yatırarak. Bunlar cazı saranın kenarları. Aynen. Zaten gösterici buradan durur. Yanlış yönlendiriyor insanları. Ergün abi ne yapıyor? Orada bir kazı çalışması yapıyor da sanırım. Şimdi biz ilk bu Alman kurdu hastası kızlar videosundan sonra bazı yorumlar aldık. Kendi Instagramlarımızda. Acaba? Diyordu ki bir kız. Ergün abi işte hiç iyi birine benzemiyor. Ergün abi merhaba. Şöyle fena, böyle fena. Biz de dedik ki, yani şimdi Ergün abiyi de kötülemek istemedik. Sonuçta köpeği ondan alacağım. Aramayı iyi tutmam lazım. Tam fırçayı tam batırma abi. Tamam abi, ucunda. O yüzden biz de kıza şey dedik. Evet haklısın dedik her şeyle. Çünkü Ergün abi hiç göründüğü gibi. Hadi az değil. Hiç çok lazım. Bu marabanın dramı 3 değil mi? Tabii. Tamam. Efendim?
He. Mansur abi yanımıza gel. Yani çok da çıkmasına gerek var mı abi? Abi gerek var. Görüntün yeter, görüntün. Abi böyle atlak matlak biraz saygısız. Hayır. O abi bu senin doğal katıyor. Halin. O bir seksilik katıyor bak. Cazı buradaymış. Tamam. Şu an onu gerçekleştiriyorum. Evet. Bence oluyor Ergün abi. Cazu onu alıp gitmem için bana destek oluyor. Manevi olarak. Hadi yap diyor anneciğim diyor. Yaparsın diyor. Beni de alırsın diyor. Lan gürültü yapalım. Çınar sana kullanma dedi onu değil mi? Daha kendime köyün ağası bilirsin. He, o da destek oluyor işte ona. Bebeğim o benim. Koca bebek. Maraba level mi atladı acaba? Sen ağamızsın artık. Biz de senin işçileriniz Mansur abi. Sağ ol. İşçi kardeş, patron kalleş. Ben valla burada çalışmaya çok okeyim Ergün abi. Islaşılmadan boyabilirsin. Sen yapıcı oldu, normalde yapmıyorum. Bak diğer yerler güzel oldu abi. Çok güzel. Şurayı da yapmış. Tamam. Şurada kalmış. Hiçbir şey de beğenmiyor. Yaratılışım gereği öyle. Bak hemen dedi ki hiçbir şey beğenmiyor dedim abi. Tabii ki de. Suyuna gitmen lazım. Suyuna gitmen lazım. Sen... Gerçekten de bak bir şey böyle çok iyi de olsa. Hani böyle meslek hastalığı herhalde. Ben her şeye böyle. Estağfurullah abi. Senin baban da mı öyle? Benim babam mı? Benim babam çok farklı. Böyle her şeyi beğenir. Her şeye okey. Benim babam teknisyen onda. Benim babam çok minnoş bir adam. Minnoş bir adam. Allah gözlerim. Sanki benim babamı tarif ediyorsun. Aynı ben. Tabii evet. Niye ben? Şimdi Ergün abinin biz yüzüne gülüyoruz. Çünkü köpeği, güzel bir köpek verecek olan kişi bana o. Ama... Yüzüne gülüyoruz diyor. Böyle göstermedikten işler yapıyoruz. İşte. İzlemedim. Taşırdın. Tamam bir şey olmaz o kadar devam. Abi Ece çıksın videodan. Ece çıksın sürede o kadar. Evet. İyi be senin köpeğin zaten. Ne bu senin benim yok. Evde, ortak artık. Tabii. Evde ona farklı şeyler yapabilirim. Ne yapacaksın kız köpekle? Nasıl hayır benle iyi tutsun arasını. Yoksa bana karşı köpeği belki azmettirebilir. Şey diyorum, sabahları mesela gelecek mama isteyecek, o vermeyecek saati gelmedi diye ben veririm ona. Ama abi o zararlı değil mi köpek için? Fazladan mama. Göre. Tabii saati saati. Gerçekten mi peki? Tabii sürekli sen yemek yiyor mu evde? Evet. Ne bulsam yiyorum ben. Valla. Belli halinizden belli yani. Çok kilolu insanlar. Abi metabolizm paramız ki. Yok ki. Paramız yok ki. Öğrenci ne bulsak yiyoruz işte. Ya size yiyecek içecek parası veririz biz. Hayır, abi sen cazıyı ver yeter. Evet abi çok bir şey istemiyoruz. Vereceğiz vereceğiz. Eviniz mi eviniz? Evi eşyalı halledeceğiz. Eşyalı mı yapacaksınız? Ya eşyalı tutacağız da çok zor bulması bence. Ya niye zor olsun ki? Çünkü bir sürü ev var. Çabuk kapılıyor güzel olanlar. Diğerleri de kötü. Ne yapacaksınız? Evi satın mı alacaksınız? Hayır, kira ya tamam da şimdi duracak iyi bir hayat sağlamak istiyoruz. O yüzden güzel bir ev olsun. Güzel boyuyor. Bizi terk etti, gitti işte görüyorsunuz. Sanırım onu ikna ettik. Çalışkanlığımızla. Evet. Şurayı taşırmayaydık iyiydi. O biraz şüphelendi. Şey bir hareket oldu. Ne derler? Afiyet olsun abi. Ne içiyormuş? Hemen boş buldu ya limonatayı. Limonata değil o, limonlu soda. Öyle mi? Aynı şey. Arada poz da verelim de kameraya. Arkadaşlar, yani... Alman çobar köpeği çok ayrı bir tutku. İşte... Suya daha iyi bilir tabii ki.
Evet ama mesela Ece'yi de bu tutkuya bir şekilde evet. ben sebep oldum diyebilirim. Mesela parkta otururken arkadaşlarımızla ya da bir yerde oturduğumuz zaman bir mekanda falan çok oturmuyoruz da gerçi öyle denk geldi mi? Oturduğumuzda dışarıda bir Alman çoban köpeği gördük mü hemen yanına koşuyoruz. Evet çünkü artık takıntılı kıvama geldi. Evet. Bu aşk bizi öldürüyor değil mi evet. Ece? Evet. Mesela geçenlerde daha önceden tanıştığımız bir abi vardı parkta denk gelmiştik. Onun da bir Alman çoban köpeği var. Hani adamla muhabbet ettik. O bile Ergün abiyi tanıyormuş. O kadar tanınan. Gerçekten çok ünlü. Evet çok ünlü bir YouTuber olduğu için direkt dedi Ergün Turgan mı? Dedim evet. Yani herkes nereden, tanıyor. Nereden köpek alacağımızı sordu. He. Ben dedim ki Nazilli'deki mükemmel bir çiftlikten dedim. O dedi ki hemen. Ergün Turgan mı? Ergün Turgan mı? Çok severim kendisini dedi. Hayranıyım. Buradan Tarık abiye de selamlıyoruz. Eğer izliyorsan. Ergün abi gerçekten çok tatlı bir insan. Ben çok seviyorum. Yani. Keşke yalan söylemesen. Sadece iki kere tanıştık kendisiyle. Ama gerçekten o kadar iyi davranıyor ki bize. Onun kızı gibi hissediyorum kendimi. Baba kusura bakma ama yani manevi. Çok mutluyum bu durumdan. Tercümanlık işini bırakıp Tunağan gibi köpek eğitmenliğine geçiş yapmak istiyorum aslında. Ama bilmiyorum beni kabul ederler mi? Yani cazıyla antrenman yapıp bol bol sonra gelip burada Ergün abiye şov yapabilir bence. Şov köpeği. Ben de Mansur abiyle çalışmak istiyorum. Mansur abi geldi çok. Estağfurullah. Mansur abi sesin çıkmıyor ki. Video şey abi, mikrofonlar bizde. Ha sarıda değil mi ses? Sarıda. Kontrol ediyorum. Nasıl oluyor Mansur abi? Ellerinize sağlık. Vallahi bu kadar beklemiyordum. Bu işi ek bir gelir olarak yapabiliriz aslında. Evlerin. Hayır, gönül işi. Ya, siz yanlış yapıyorsunuz abi. Ne abi? Siz öyle elbiseni yandı. Böyle resme alıştırın gönlünüzü. Tabii. Bak yanıma yattı gene. Bak. Hissetti. Biliyor ya. Dedi ki kıyamam. Çalıştırıyorlar anamı. Bir anda anam garip. Neydi lan o şarkı? Boyayla şey yapın ki kendinizi yormayın. Bak Mansur kendine böyle ağacın dibini kazmak için. Bir alet. Mallela mıydı? Malle. Küskü. Buna küskü denir böyle, tamam mı? Küsküler. Böyle. Delik açmak için kullanılan alet. Mansur da buna manivela diyor. Manivela. Manivela olur mu lan? Manila. Küskü bu. Manila. Küskü. Duymadın mı sen hiç küskü? Duymadım. Sen? Ama duymuş da olabilirim. Ama böyle bir tanıdık geliyor evet. aslında. Bir tanıdık geliyor. Evet. Tabii evet. Türkçe. Şeye uyuyor ya. Küçük ünlü. Abi, ben onları anlamıyorum abi. Neyin anlamıyorum? Küçük ünlü uyumu. He? Oyalıyorsun böyle işten. Yüzünü seveyim. Tamam. Oyalıyorum. Ben her zaman böyle bulamam ki öyle güzel sanatkar ustalar. Ergün abi bize... Sanatkar ustalar bulamam ki diyor baksana. Bize küçük ünlü uyumunu anlat ben anlamıyorum onu. Küçük ünlü mü? He. Nasıl anlamıyorsun ya? Hatırlamıyorum yani lisede görmüştük şu an ne olduğunu hatırlayamadım. Allah. Sen ünlülerin şey ince ünlüler, kalın ünlüler değil biliyorum. E tamam. Hepsi... Kalınla başlayıp kalınla biterse. İnceyle başlayıp inceyle biterse. O kadar basit tamam. işte yani. Aydınlandım. Artık bir işimize yaramayacak. Üniversite sınavı geçti. Ya üniversite sınavı geçti ayrı bir şey değil mi? Türkçeyi düzgün kullanmıyoruz. He. Kullanmıyoruz mu abi? Kullanıyorsun. Anca... Çok kitap okuduğum için ben kullanıyorum. Evet. Harry Potter'ı 4 kere okumuş. He. Değil mi? Yarın da şeyler... sınavı var ama gelmiş burada boya yapıyor. Yarın Harry Potter sınavı var. Evet. Ne altyazı çevirmesi. Aynen. Evet. Niye şey daha şey çevirmiş? Dexter'ın bölümlerinden birini çevirseydiniz abi, ya. Abi çok uğraşmak istemedik açıkçası. Ya onu böyle kahretsin falan Pelin diye çeviriyor. Pelin hocam izlerseniz kusura bakmayın. Siz daha böyle doğru çevirseydiniz ya. Değil mi? Şuradan çevirin. Abi vallahi bilmiyorum ya. Ben çok uğraşmak istemedim açıkçası. He. Pelin hoca bu videoyu izlerse. Aynen. Hoş şeyler olmayacak. Pelin hoca bak buradan sana sesleniyoruz. Pelin hoca. Öğrencilerin burada Maraba'nın dramı 3'ü çekiyor. Tamam mı? Sağ olsunlar. Hocam okulu bırakacağız kusura bakmayın. Burada çalışmaya başlayacağız. Hocam bunları her türlü
el sanatları üzerine yetiştiriyoruz. İşte ben Ergen hep diyorum. Burada işe alsana ya. Ben hep diyorum güzel sanatlar okumalıydık. Ya siz hani burada olsanız ben neyse İzmir'desiniz. Uzak ben, ben anlatamadım evet, sen anlat. O ressam olayları var ya. Düşünüyorduk ya. Anladın mı? O resimleri, bir bunlar var ya. O... Grafiti. Yaparım valla. Grafiti yapacak tamam. Tamam. Ve duvarlara resim yapacak insan arıyoruz. Abi kardeşim çok güzel resim çiziyor. Onu getirteyim sana. Getirteyim. He. Deniz de zaten şuradan iki trene binse bir saat iki saatte ya gelir. Ya. He. Arabayla çok da güzel çiziyor. Özel arabayla getirecekmiş Mansur abi. He. 1.84 boyu var kardeşinin. 1.84 boyu var. Kocaman kız. Evet. 18 yaşında haliflerini bekliyor. Voleybolcu mu? Voleybol oynuyor da çok değil. Profesyonel değil yani. Ara sıra konuşurken kameraya bakın kız, hep sırtınız çıktı. İş çok önemli ama. Tabii hem konuşun, biriniz konuşun, biriniz bakın. Diyalog, yani karşılıklı, konflikt. Böyle, ya ben şimdi burada size... Biz dilciyiz ya, biz İngilizce şey yapıyor. Anlatamam ki ya, biraz yani videoyu şey yapayım ya. Abi ama boyarken, yani evet. Böyle mi boyayayım? Merhaba. Şey gibi, cezene bırak. Vallahi hata yaparsam... Ergin abinin suçu çünkü o dedi kameraya bakarak yapın diye. Arkadaşlar bu duvarları bugün bitiririz bence. Değil mi Mansur abi? Bu arada Mansur abi beğenmiyor, üstünden geçiyor yaptığımız yerleri. Vurup şey yapmasan şu... Olmaz mı? Derinliği veremez. Derinlik. Mansur abi bu işin üstadı. Biz sadece onun çıraklarıyız. Evet. O da sadece köpek almak için. Garip bir marabayız. Maraba? Ama Mansur abi. Niye kendini öyle diyorsun ya? Niye? Hoştur. Maraba nedir? Hırsız değil, namussuz değil, adi değil, şerefsiz değil. Neydi anlamı? İşçidir ya. İşçi. Arada bak. Arkadaşlar. Saat kaç bu arada? Bizim tren var. He. Trenle geri döneceğiz. Şu an bu arada kaçırırsak yatarız şurada cazının yanında. Değil mi? Başım köpeklerin yatabilir miyiz köpeklerin yanında? Ben şeyle yatmak istiyorum, Naomi ile. Naomi seni çok istiyor çünkü. Evet. Az önce Neron'la oynadık. Neron'la yatabilirim bence. Ben Naomi, bir saniye, buraya geldiğimiz andan beri gerçekten başımı ağrıttı. Hiç sevmiyor yabancıları asla. Köpekleri ayağa kalkıyorum. Köpekleri işte o kadar başardı ki. Köpeklerin kullandığı ağrı kesiciden içtim. Ama insanların kullandığı bir şeymiş. O yüzden sorun yok. Ama Naomi gerçekten çok fena bir köpek. Naomi korumacı bir köpek bence. Yani hiç sevmiyor. Buraya gelmemizi hiç istemiyor. Bilmiyor ki arkadaşını alıp götüreceğiz. Yargılamayalım Mansur abi. Mansur abi, cazı niye seni o kadar seviyor? Yok. Marabanın drama 2'de abi hiç inmedi kucağından. Hayır, hiç de olmuyor. Yine maçak diye canım çıkıyor. Ergül abi diyor, hayvan seni seviyor. Biliyor seviyor da ben de onu daha çok seviyorum. Ergün abi, cazıyı şeye versene Mansur abiye. Ya niye? Onu daha çok seviyor, senden daha çok seviyor. Sen istemiyor musun Cazu'yu? İstiyorum da. Yani Mansur abiye ver diyorum Cazu'yu. İlişkileri pislik çok iyi. Yapıyor. Ya bütün köpekler Mansur'un ki zaten yani. Çok Mansur'a doğru. Ekstra bir köpek vermemize gerek yok. Bence de şımartmayın. Şımartmayın. Yerine birisi onun köpek vermeye ihtiyacım var. Köpeklerin hepsi onun zaten. Doğru. Herkesin. Ben en çok şeyleri seviyorum ama. Ne? Solid Black. Naomi. Aynen. Batman? Batman de olur. Siyah. Batman'i gördünüz mü siz? Batman'la hiç tanışmadık. Evet. Batman'la tanışmadınız. Naomi. Onunla tanıştık. Naomi bir de Nero. Ya. Siz Naomi'ye laf mı söylediniz zaten? Evet. Neydi? Çok fena. Abi sevmiyor bizi. Evet. Geliyoruz. Sürekli bağırıyor. Hiç kimseyi sevmiyor. Seni seviyor abi. Lexa da sevmiyor. Beni sevmez mi ya? Bana bayılıyor bana. Eşek. Beni çok seviyor. Lexa, abi sana herkes bayılıyor. Lexa da beni çok seviyor. Ha, benim köpekler seviyor canım benim. Abi sana 30 bin kişi bayılıyor şimdi. 30 bin tane abonen. Ya anca 30 bin oldu kız ikisi. Olmaz mı bu videodan sonra bir 50 bin, 100 bin? Bu videoları izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz.
Bu adam sizin için video çekiyor, sizi bilgilendirmek istiyor. Bakın ben... Artık çekmiyoruz bilgi videosu. Ben normalde YouTube'da şarkı harici hiçbir şey beğenmem. Beni beğenir misin? Onu işte sizin videoları beğeniyorum. Normalde hiçbir şey beğenmem. Orayı bir albüm gibi böyle şey gibi kullanırım. Ama dayanamadım. Marabon drama hepsini beğendim. Bir de diğerlerini de şimdi beğenirim. Hiç sıkmıyor izlense. İki saat olsa izlerim. Ha. Abi izleyecek çok fazla kişi var burada. Değil mi? Var ya. Güzel kanallar var. Ben mesela... Hayır abi. Senin şey videolarından. Barış Özcan'ı izliyorum. Ha. Sonra Evrim Ağacı'nı izliyorum. Ha. Biliyorum onları. Ondan sonra... de neydi? İzlediğim kanallar. Köpek kanalı ben fazla izlemiyorum. Abi senin kadar ben bilgi veren çok ya. Çıkmıyor. Var mı? Yani kusura bakmayın köpek ama. Köpek Koleji var. Tarkan Hoca'nın kanalı var. Gökhan Dinçtürk var. Ondan sonra Guardian Turka var. Cem abinin kanalı var. Bunlar güzel kanallar. Ben hani bunlar da hoşuma gidiyor da. Biz Ergin Turgancıyız. Köpeğin içinde olduğu için çok köpekle ilgili kanal izlemiyorum yani işin açıkçası. Evet. Köpeklerle ilgili merhaba. Pek... Ya izlersem de yabancı kanallar var. Birkaç tane takip ettim. Onlar için... Evet, ben direkt çok... Alman kurdunu çok sevdiğim için işte direkt senin kanalından devam ettim. Şey, genel olarak bizim köpekler Alman köpeği ya. Hı-hı. O nedenle yani bizim şeyimiz Alman çoban köpeği üzerine daha fazla. Evet. Ces geldi. Ben Ces'i çok seviyorum. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Tatlı çok işte. Böyle. Yaşlandı, ihtiyarladı. Değil mi olsun. Kız? Değil mi kızım? Yaşlı bir teyze gibi. Evet. Ces teyze. Tam öyle. Öyle dibimizden ayrılmıyor işte. Ayağımızın altında geziyor. Biz köpeğin adını Vanya koyacaktık. Sevda öyle karar vermişti. Evet. Ama ben ona dedim ki Cezun'un adını değiştirme bence. Abi sence değiştireyim mi? Bence değiştirmesin. Değiştirsen köpek bakar mı? İşte. Abi o kadar eğitim ama o kadar eğitim veriyorsunuz. Her şeyi öğreniyorlar. Adını da öğreniversin bir zahmet. Bence değiştirmemeli çünkü onun karakterine oturmuş Cezun. O köpeğin belgede de ismi. Öyle mi? Orijinal ismi. Oley. Ben Cezun'u seviyorum. Bebek köpek eğer sahiplenseydim ismi Vanya olacaktı. Senin için öyle olsaydı Vanya diye koyardım. Evet. Hiç gerek ama yok artık... Cezun. Cazu'dan devam. Cazu. Cazu ne demek? Bak Tuna'nın söylesin. Ne demek? Cadı demek. Cadı demekmiş. Aa, çok ben tatlı. De diyordum cazgır gibi böyle. Kulağa cazgır gibi geliyor. Çok güzel. İşte öyle bir köpek değil aslında. Çok böyle bebek bir köpek. Suyu çok seviyor. Çok hoşuma gitti. Bizim Paşa ile beraber onu şey yapacağız. Bahçeli ev tutarsak, kolunu çek kız görünmüyor. Bahçeli ev tutarsak eğer bahçeye bir şişme havuz koyarız. Plastik. Bak bak geldi bak bak şuna Cazuyla, bak şuna bak şuna bak. Cazuyla Paşa orada annesi, yüzerler. Annesi gel. Gel 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 gel. Biliyor kime geleceğini biliyor işte. Şeye gidiyor Mansur abiye gidiyor. Çok güzel bir fikir bence. Paşa ile Cazu'yu yüzdürmek. Hatta Ergün abinin suyu ısıran köpek Cazu diye de bir videosu var. Şuraya oradan koyarsın dedim. Tınan. Oradan dedim Cazu. Su aşığı. Az önce Mansur abi bir şeyleri yıkıyordu suyla. O zaman Cazu bir heyecanlanıyor, bir heyecanlanıyor, yerinde duramıyor. Çok güzel. Ya of, umarım bahçeli evimiz olur da öğrenciyiz, bahçeli ev istiyoruz. Çok şey istiyoruz. Ama olur mu olur. Ufak bir de Ergün bir abi az önce bize araba alın dedi. Ah be Ergün abi, bir hediye etsen de bir, bize bir Şahin. Bir arkasına yazardık Cazu, kalp. Paşa, hayır, arkasına Ergün abi sağ olsun yazdırırdık. Ergün abim sağ olsun yazdırırdık arabanın arkasına. Hoş bir şey olurdu ya. Ergün abinin fotoğrafını bir de Mansur abiyle Tuna'nın da fotoğraflarını koyardık. Her günü bir cama evet. En öne de şey, Cazu. Çok hoş olurdu. Allah. Batırdım. Ergün abi, çok güzel yapıyoruz, haberin olsun. Ellerinize sağlık, vallahi harika. Sağ ol. Oy oy yavrum benim. Geldi. Cazu! Annem, annem, annem. İşte öyle annem, annem denecek bir boyutu da yok yani. Kocaman köpek, boyum kadar. Ama senin o bir bebiş. Sağ ol. Kaç yaşındaydı? Sağ ol. 10 aylık. 10 aylık. Gayet iyi bence. Sen bir bebiş. Abi. Ben de ortada kaldım zaten reis. Aha. Amca geldi. Reis. Mansur abi ben şöyle ben... yanında durayım. Ortalarına geç abi. Ha, ses mi? Gel gel. Biraz yüksek sesle. He.
Abi nasıl gidiyor? Vallahi. Hayat. Siz bu işe el attınız ya. Çok güzel. Hoşuma gidiyor. Çok da güzel gidiyor vallahi. Abi yüklerini hafifletmek istedik. Allah razı olsun. Gelmeden önce videoyu izledim. Senin burayı boyadın. Hani hatırlıyor musun? Biz buradayken boyuyordun ya. He, doğru. Sonra dedim ki ah be biz orada oturuyoruz. Mansur abim burada boyuyor burayı. Ben şimdi gidip ona yardım etmezsem. Allah razı olsun. Ölürüm dedim. Geldim. Aman aman aman. Geç bulduk erken getirmeyelim. Allah maşallah çözdün iş ha. Henüz yapmadın ha. O benim dediğim işi yaparız. Vallahi bak, ben çok resim çizemiyorum ki abi. Ya ben de en çok çizebildiğim 3 lakuş yaptım. Abi ne çizmeyi düşünüyorsunuz? Böyle ağzında puro, elinde... Elinde ne? 45'lik fold veyahut da ondan sonra Smith Wesson, Amerikan böyle. Köpek resimleri, kumar oynuyorlar. Kumar oynayan, güneş gözlüklü köpek değil mi? Evet. Hoş olur abi. Çok seviyorum ben bunu. Çok seviyorum. Ben bu çocuğu çok seviyorum. Bu çocuk benim olsun artık. Lexa geldi. Güzellik buraya gel. Lexa, Lexa gel. Lexa. Lexa çok güzel bir köpek. Ama beni korkutuyor biraz. Neden? Her an üstüme atlayacakmış gibi hissediyorum. Lexa! O duyduğum, ben korkmam mı? Ne kadar korkarsan o da o kadar şey yapar. Çok seviyorlar beni. Şimdi düşeceğim. Allah! Düştün mü? Ay 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 ay! Sunan'ın köpeğinin adı neydi? Maze. Ne? Maze. Maze. Oh. Aa, Maze. Dizide de var. Ne biliyorsun sen? Ha? Çok ama büyük. Şeytan, Maze'da şişko musun sen? İblis bebek değil mi? Ha, işte bir tane dizide de var. Ha? Oradaki kadını çok beğendin, koydun da bir sen. Ne felasın. Ama ah, çok hoş. Akıllı insan nasıl çözüyor ben? İşte. Yani sana kalsa aklımın ucuna gelir. Ama Mansur abi çok güzel bir kadın. Batman neredesin? Ha, burada şeydi. Allah işedi. Nereye işedi? Allah'ım. Beni ağaçsa paçava işese ya çok komik olurdu. Batman. 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 Bakayım Batman'a. Oy. Çok ya. Erkek değil mi Batman? He. Belli belli. Aa sen solaksın. Hı hı. Abi hayat çok zor solaklar için. Hayır ya. Vallahi abi. Olur mu ya? Ben zorlanıyorum açıkçası. Neden zorlanıyorsun? Anam babam diyor yemeği sağ elinle ye. Ben yiyemiyorum. Ya öyle yaratılmışsın ne yapalım? Biraz zor. Tamam ben de inanırım da solaklı. Allah alıştık. Abi nasıl alışıyorsun? Öyle doğmuşum. Ama alışman gerek. En zorunda şey, makas salya olmuş salya, salya, salyalı çocuk. Değil mi? İki elimizle aynı anda yazı yazabilsek hayat çok güzel olurdu. Ya da iki elimizle of, boyasak ya Mansur abi. Yapabilirim. Dene Mansur abi. Gelemeden yaparım da sen zaten madarayız, iyice madaralıyız. Bir sonraki videoda yaparsın abi. Solaklar. Tanıdım. Ne? Solak. Tanıdığım bütün solaklar. Ha. Kabiliyetli, yetenekli olan. Vallahi abi ben çok yetenekli bir insan değilim. Ne yalan söyleyeyim. Ya işte o sen kendinin farkında değilsin. Keşfedilmemiş bir yetenek olabilirim tamam, belki. Canım. Baksana elinize fırça aldınız maşallah. Kırk 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 kırk. Şımartıyor bizi. Ne olur gerçek mi? Biraz gaz verin de şu işi tutalım. Mace ne yapıyorsun sen? Abi gaz vermeye gerek yok. Ben bunu sen bitir de bitirelim. Çok sıcak. Yerini kaçırma yok kız. Kaçta tren? 7.30'da abi. Arkadaşlar valla nerede kız kamera?
İzmir'den geliyoruz. Çok seviyorum ya burayı ben gerçekten. Okulu buraya taşıyayım. Hey ya, yapsak ya. Direkt okulu bıraksak. Ha, Okul abi bırak. Burada sana yardım etsek. Öyle olmaz. Niye abi iş öğreniriz? Ya iş öğreniriz şimdi geleceğim ki. Neden? Tabii canım sağlığım durdum gitti. Abi köpek eğitmenliği yapsak. Olabilir. Çok mu kolay sandın sen onu? Olabilir. Tabii canım en az bir iki yıl bok dönüşecek. Ha. Mesleğin olmazsa olmazı. Benim gibi adam 30 sene de bok dönüşecekse olmaz. Niye abi ya? Ya ben şey yok. Kullanmıyorum hayvanları ben. Ama seni çok seviyorlar. Ben onları çok sevdiğim için bir türlü dengeyi kuramıyorum. Çekilir mi biraz kenara? Yok abi yok ben şey gelsin diye ses. Vallahi köpekler çok keyifli. O yüzden. Siz var ya böyle çıkın çıkın gelin. Geliriz abi. Araba serisini valla çekelim ya abi. Abi biz onu yaparız 10-15 bölüm. He. Çok hoşum gitti. Gelmesi de kolay. Ya ben size treni yollarım. Cazı'yı trenle götürsek ya. Bence götürülür. Nasıl fikir? Büyük bir köpek. Hayır, büyüklüğünü kabul geç. Ederler mi? Trene köpek kabul ediyorlar mı acaba? Ediyorlar. Nereden biliyorsun ettiklerini? Çünkü köpeği olan bir kadınla konuşmuştum ama onun köpeği orta ırktı. Orta boy bir ırktı. İşte büyük köpeklerden çok çekiniyorlar. Halbuki korkulması halbuki gereken Cazı köpekler küçük köpekler. Ben çok korkuyorum onlardan. Küçük köpekler sürekli hı diye geziyorlar. Çok agresifler. Beni çok korkutuyorlar. Geçen Seda'nın sigara kutusunu kaçırdı bir tane küçük. Neydi o? Sahibi hırsızlık mı öğretmiş? Ne yapmışsa sigara kutumu aldı, kaçırdı, sahibine verdi götürdü. Köpek. O ne cinsti? French Bulldog. Onlar da tatlı da böyle bir çirkin tarafları da var ama hoşlar. Ya hiçbir şey Alman kurdu gibi olmuyor. Evet. Bir de ben Malinoisleri de çok seviyorum. Ama mayonez onlar da köpek. Çok şey yapıyorlar. Çok emek istiyorlar değil mi Mansur abi? Emeksiz şey var mı? Ama işte onlar istiyor. Ama hayır. Bu yani onlar gerçekten tam iş komut köpeği. Belçika kurtları. Cazı'ya bir şeyler öğretsek ya böyle ev işlerini yapsa. Yapar. O parmağında o marifet. Valla. Ay çamaşır, bulaşır. Aradan gelin. Ben Cazı'nın süpürge yapabileceğine inanıyorum. Taksak böyle peşine süpürgeyi. O şeyler gibi, ev robotları gibi peşinde böyle gezdirse. Bir yandan da her tarafı kıl yapsa. Aydın abi nerede? Bıraktım. Bizi çalıştırıyor, içine. Keyif yapıyor orada. Bak bak. Çok karizmatik duruyorsun abi. Valla. Bana da laf aramızda arkadaşlar. Yıllardır beni de Cazı'yı vereceğim diye böyle alıştı. Çalıştırıyor. Abi deme, deme valla. Yol yakınken vazgeçin bu sevdalı. Mırtıf'ı alın gidin burada. Mırtıf da çok tatlı. Mırtıf, harbiden de. Bekçi ama oldu mu? Kesinlikle. Hiç kimseyle hiçbir şey demiyorsun. Seda'nın o. Abi köpek almak için para biriktiriyorum. Evet. Abi onun suluğu var yine. Taş aramış. Helal olsun. Onun yine suluğu var. Ben pet şişeyi 3 kere 4 kere kullanıyorum. Kaç dakika oldu buna? 40. Arkadaşlar. Abi o ne kötü bir cümle ya. Yeter daha diyor. Duvara bitirsinler demek istedim. Videodan sonra devam edeceğiz ama. Edeceğiz bu arada. Deneyeyim şöyle. Hadi dönüyoruz. Oy anne. Benim için çok kötü bir an. Keşke hiç bitmeseydi. Abi devam edeceğim ben. Vallahi devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Bir dahaki videoda Marabanın dramı
Kaçta görüşelim abi? 3.30 mu? 3.30 yapalım. Tamam. 3.30'da Mansur abiyle yine kök sizlerin karşısında olacağız. Kök sökme, bu sefer kök sökerken reis. Tabii. Abi o boruları dizmene yardım edeyim mi ben? Marabanın dramı 3.30. Hangi boruları? O yere diziyorsun ya. Olur ayrılır. Tamam. Şimdi videoyu kapatmadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Her gün abi geliyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ne yorum diyecekler ki sana? Evet. Bana yorum yapmayacaklar. Mansur abiye yorum yapacaklar. Mansur abi ne kadar? Evet arkadaşlar, sabaha kadar çekecekler. Yoksa bitmeyecek bu video. Bitmez. Buraya kadar izlediyseniz beğenin. Bak evet. Sizler için yeni marabalar getiriyorum. İthal ediyorum. Evet. Yani getiriyoruz, çalıştırıyoruz. Çalışmak istiyorsanız siz de gelin. Evet. Görüşürüz, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Haydi güle güle.